günleri yaşayan, o günlerin tanığı, deneyimli bir meslektaşımız Faruk Bildirici şimdi yine Ankara'dan internet bağlantısıyla karşımızda. Faruk, merhabalar. Merhabalar. Tipik bir dejavü durumu herhalde. Yine 94'teki manzaraları yaşıyoruz. Bugün peş peşe iki önemli gelişme. Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hem de geçtiğimiz bir saatlik süre içinde HDP'nin kapatılma davası. Neler hissettiriyor sana? Yani evet, az önce senin de söylediğin gibi gerçekten tarihinden tekrarlanıyor. O zaman 2 Mart 1994'te 2 Mart darbesi denmişti demokrasiye. Şimdi de aslında 17 Mart darbesi oldu. Yaşanan şey bu. Çünkü bir milletvekilinin halkın oylarıyla seçilen insanların meclisten o zaman da yine polis soruyla atıldığına ve meclisten uzaklaştırıldıklarına tanık olmuştuk. 2 Mart günü önce Orhan Doğan'ın dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Orhan Doğan meclisten çıkar çıkmaz daha meclisin kapısında başı eğilerek, başı zorla itilerek polis arabasına alınmıştı. Ondan sonra diğer milletvekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Ama onlar daha önce Orhan Doğan'ın başına geleni gördükleri için meclisten çıkmadılar. Yine bugün olduğu gibi o zaman da milletvekilleri iktidar partisi milletvekilleri meclisten çıktılar ve DEP milletvekilleri arkadaşlarının, yani Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık gibi arkadaşlarının yanlarında kaldılar. Onlar da bir süre direndiler. Ama o zaman gazeteciler kulislerde kalabilmişti. Kulislerde onlar sabaha kadar kaldılar. Çay kahve içebildiler. Hatta o dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın eşi Daniele Mitterrand, Leyla Zana'yı aradı. Onlarla konuştu. Uluslararası bazı girişimlerde bulundular. Ama bunlar tabii ki onların durumunu değiştirmedi. Sabaha karşı onlar yine o dönem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'dı. Bazı görüşmelerden sonra emniyete gitmeyi kabul ettiler. Sabahleyin sabah saatlerinde tıraşlarını olup hazırlıklarını yapıp ondan sonra kendileri arabaya binip emniyete gittiler. Böyle bir tablo yaşandı. Ama o gece yaşananlar gerçekten bir demokrasiye darbeydi. Nitekim o insanlar sonra 10 yıl kadar kaldılar cezaevinde. Ama 10 yıl sonra yeni parti kurup yine meclisindiler, biliyorsun Leyla Zana ve diğerleri. Yani demokraside şunu unutmamak gerekiyor. Eğer bir siyasi hareketin toplumda tabanı var ise, yani bir misyonu, bir siyasi görüş temsil ediyorlarsa, onları sizin kapatmanız, milletvekillerini hapse atmanız onları yok etmiyor. Ona bakarsak Türkiye Cumhuriyet tarihi zaten siyasi parti kapatmalarıyla dolu. Milletvekillerinin hapse atılmaları dolu. Bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncülü olan, yani Milli Görüş'ün öncülü olan Milli Nizam Partisi de kapatılmıştı zaten. Oradan geldi. Bugün HDP'nin öncülü olan partiler, işte HEP'ten DEP'e, ÖZDP, DTP'ye, şu anda sayısını hatırlamıyorum, 6 ya da 7 parti kapatıldı ve yenileri geldi. Ne oldu? Daha güçlenerek geldiler. Yani 3-4 milletvekilinden sonra 60-70 milletvekiline kadar yükseldiler ve aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. parti konumuna ulaştılar. Yine aynı şey oldu. Ama buradan hep demokrasi zarar görüyor. Yani demokrasi zarar görüyor, onarılmaz yaralar açılıyor. Şimdi buradan siyasi iktidar ne kazanacak? Evet, az önce ben İsmail Saymaz'ı da dinledim. Başta muhafazakar demokrat bir açılım olduğunu ama sonra milliyetçi Türk İslam sentezi bir partiye evrildiğini söyledi. Doğru bunlar ama aslında asıl söylenmesi gereken sanırım artık bu yönetimin milliyetçilik, muhafazakarlık, demokratlıktan öte tamamen otokratik bir yönetime evrildiği ve bu milliyetçiliği, muhafazakarlığı da bunun sadece kılıfı olarak kullandığı. Bunu söylemek gerekiyor. Yani şu anda yaşadığımız şey bu. Yani aksi halde demokrasiye bu kadar büyük bir darbe indirilemezdi. Şimdi evet. HDP'yi kapatıp ne olacak? Evet, yarın Devlet Bahçeli, yarınki MHP Kurultay Kongresi'nde partililere karşı daha rahat olacak. Daha belki mutlu, mesut olacak. Ama demokrasi zarar görecek. Yani buradan Türkiye demokrasinin çıkışı her gün biraz daha zorlaşıyor diye düşünüyorum ve endişe ediyorum doğrusu. Peki, Faruk Bildirici, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.